Mikroplar neyi sever? Temizlik. Burası bir okulun güzelce temizlenmiş, düzenlenmiş ve eksiklikleri giderilmiş tuvaletiydi. Temizlik yapan hanım her gün iki kere tuvaletleri fırçalar, lozet kapaklarını ve çevrelerini siler, lavaboları deterjanla ovalar, tuvalet kağıdı ve sabunların eksiklerini giderirdi. Ama ne kadar temizlerse temizlesin, tuvalete dikkatsizce girip çıkan çocuklar yüzünden etrafta mikroplar kolayca çoğalabilirdi. Zaten çoğalmaları kolaydı. Sifonu çekmeyen ya da etrafı kirleten o kadar çok çocuk vardı ki. Lup da bu sayede oluşan mikroplardan biriydi. Sessizce bekliyordu. "Oo, burası ne kadar güzel." dedi Lup. Sonra Canım kardeşlerim, hepiniz rahat mısınız?" diye bağırdı klozetin çevresine doğru. Lup'un sorusuna karşılık olarak "Evet!" diye kalabalık bir ses yükseldi. Ardından Mikrop Kup, "Ama benim canım sıkılıyor. Birisi gelse de bulaşıp onu hasta etsek." dedi. Lup, "Acele etme kardeşim. Burası bir okul. Şimdi pis bir çocuk gelir nasıl olsa." diye karşılık verdi. Gerçekten de dediği gibi az sonra Zafer geldi. Zafer pis değildi ama çok aceleciydi. Bu yüzden tuvalete girdi ama işini bitirir bitirmez koşarak arkadaşlarının yanına gitti. Tabii ne sifonu çekti ne de ellerini yıkadı. Tabii ki mikrop ailesi bu fırsatı kaçırmadı. Zafer elini klozete değdirdiği anda ellerine, oradan da tırnaklarının arasına girip beklemeye başladılar tam istedikleri gibi planları işe yarıyordu. Hadi çocuklar yemek saati geldi ellerinizi yıkayın diyen Zafer'in öğretmeniydi. Ama Zafer'in her zamanki gibi yine çok acelesi vardı. Ama ellerim kirli değil ki deyip doğruca masaya oturdu. O pis elleriyle afiyetle yemeğini yedi. Zaten mikropların da sevdikleri şey kirli eller sayesinde insanların vücuduna girebilmekti. Sonunda istedikleri oldu. O akşam Zafer, "Anne, karnım ağrıyor." diye şikayet etti. Annesi, "Üşütmüşsündür. Sıcak bir çorba yapayım, bir şeyin kalmaz." dedi ama bu kadar basit değildi. Karın ağrısına mide bulantısı da eklendi. Hatta Zafer'in öğle vakti ateşi çıktı. Doktora gittiler. Doktora'nın bir sürü tahlil yaptıktan sonra, hmm Tam tahmin ettiğim gibi," dedi. "Sen mikrop kapmışsın. Yazdığım ilaçları 15 gün boyunca kullanacak, iğnelerini düzenli olarak yaptıracaksın Zaferciğim." dedi. Zafer hiç sevmezdi ilaç kullanmayı ama çaresiz kabul etti. "Ah şu mikroplar." O akşam Lup ve kardeşleri tuvalette bir parti verdiler. Zaten her hasta ettikleri çocuk için kutlama yapmak onların geleneğiydi. Kutlama yaparken Lup, arkadaşlar dedi. Zafer gibi dikkatsiz ve pis çocukları hasta etmek çok kolay. Benim hedefim dikkatli ve temiz olanlar. Ne dersiniz? Zor işlere hazır mısınız? Hep beraber. Oley! Harika bir fikir. Ama bunu nasıl yapacağız? Bütün mikroplar bir araya gelip kafa kafaya verdiler ve iyi bir plan yaptılar. Hedefse okulun en temiz çocuğu Beril'di. Beril tuvalete gidince hemen bütün mikroplar alarma geçtiler. Lup'un kardeşleri Beril'in ellerine tutundu. Ama Beril tuvaletten çıkınca sabunla ellerini ve tırnak aralarını öyle güzel yıkadı ki mikroplar lavaboda kayıp yok olup gittiler. Günlerce beklediler birinin açığını yakalamak için. Ancak bu mümkün olmadı. O gerçekten dikkatli ve temiz bir çocuktu. Lup, Beril'i kendi yöntemleriyle hasta edemeyeceğini anlayınca aklına yeni bir fikir geldi. Hemen akrabalarına bir mektup yazdı. Akrabaları diş çürüten mikroplardı. Onların da ne kadar yetenekli olduklarını çok iyi bilirlerdi. Hem kaç gündür gözlüyordu. Beril hiç dişlerini fırçalamamıştı. Kısa süre sonra Lup'un mektubuna cevap geldi. Biz zaten çalışmalara başladık. Beril'in dişleri kısa zaman sonra çürüyecek. Hiç merak etme." diyorlardı. Mikroplar sabırla beklemeye başladılar. Beril elindeki kocaman çikolatayı iştahla ısırırken, "Mmm, bayılıyorum çikolataya." Biraz dişlerime yapışıyor ama olsun. Tadı çok güzel." dedi. Mikropların da tam istediği şey oluyordu. Hemen çikolatanın yapıştığı dişin altına girip çalışmaya başladılar. Onlar diş minesini kemirdikçe Beril hafif bir sızlama hissediyordu ama buna bir anlam veremedi. Aradan birkaç hafta geçmişti. O sabah Beril'in ağlamasıyla gün başladı. Baba, "Dişim çok ağrıyor." Saat daha çok erken olmasına rağmen babası yataktan doğruldu, ağlayan kızına baktı. "Gel bakalım, aç ağzını." dedi. Gözlerinden yaşlar süzülen Beril'in ağzına baktı ve işte. Tam arkada kocaman bir çürük görünüyor. "Kızım sen hiç dişlerini fırçalamıyor musun?" Hemen diş doktoruna gitmeliyiz. Hazırlan bakalım. Diş doktoru Beril'in dişlerini güzelce kontrol etti. Çürüğünü doldururken Beril bir daha o pis mikropların dişlerine zarar vermesine asla izin vermeyeceğine söz veriyordu. Bir insanın her yönden temiz olması ancak kendi iyiliği için olur.